Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından Baş Başa programından merhaba. Pardon, baş başa değil kuş bakışı. Zekai, alıştıramadın sen bana bu kuş bakışını ya. Sen öğreneceksin kuş bakışı nasıl kuş bir bakışı. Şey. Olayları ne yandaş, ne yoldaş, ne soldaş. Vatandaş gözüyle bakmak için kuş bakışı olacak. Şimdi yorum işi biraz kuş bakışı. Ben muhabirlikten geldiğim için doğru. Haber yazılmaz yaşanır anlayışıyla böyle içine dala dala. Hukukçu ve sosyolog Zekai Savaşlar'la beraberiz. Zekai abi, sen geçen gün burada konuşurken bir heyecanlandın. Seninle bu işte adalar mevzusunu konuşuyorduk. Ve bununla ilgili de çok ciddi geri bildirimler geldi bana. Muhtemelen sana da gelmiştir. O konuyu konuşmaya devam edelim istiyorum. Ne dersin? Çok iyi olur. Dediğin gibi bu belediyelerin, yani İstanbul Belediyesi'nin İdo Deniz Otobüsleri'nin Yunan Adaları'na sefer koyması ve bunun bir tanesinin de Kuşadası'ndan hareket etmesi meselesi biraz beni tuhaf geldi, karıştırdı. Kafam karıştı. Çünkü neden? Evet. Neden? Yunan Adaları'na Türkiye'den turist götürmek belediyenin işi mi? Değil. İlişkilerimizin iyi olmasında ne gibi sıkıntı var? Ben şimdi barış olsun etsin. Ama senin karşısındaki muhatapların eğer sana her fırsatta düşmanlık yapıyorsa, senin içini karıştırıyorsa, onlarla dost geçinmek uğruna taviz vermek gerekir mi? Şimdi bu nereden çıktı? Yunan adaları ekonomik olaraktan zaten Yunanistan'ın krizi olduğu için şu anda çökmüş vaziyette. Evet. Adadaki ada sakinleri dedi Yunan hükümetine baskı yapıyor. Diyor ki aman diyor bu Türkler gelmezse biz mahvoluruz. Gelen turistler, Avrupalı turistler yetersiz. O bakımdan siz ne yapıp bu Türklerin adalara gelmesini sağlayın diyorlar. Onun üzerine Yunanlılar bu 7-8 tane adaya kapıda vize uygulaması başladılar. Evet. Bir yandan da kuru yüzer gemilerinin Türkiye'ye uğramaması için de lobi yapıyorlar. Lobi yapıyorlar. Evet. Şimdi herhangi bir şekilde Schengen vizesi vermeyen Avrupa ülkeleri, Yunanistan dahil, ne oldu da bu Türkler için sadece kapıda vize uygulaması? Sırf batık durumda olan Yunan adalarının ekonomisini kurtarmak için Türkiye'yi kullanıyorlar. Şimdi Yunanların ekonomik krizini Türkler mi çözecek? Var mı böyle bir şey? Evet. Var mı böyle bir şey? Kel'in ilacı olsa kendi başına sürecek. Velev ki Türkiye senelerdir Yunanistan'la Ege'de bir barış denizi olsun diye gayret sarf ederken Yunanistan her türlü fesatı, her türlü tertibi ve özellikle de kışkırtmaya devam ediyor. İşte gördüğünüz kayalıkları işgali, bir Kardak hadisesi ve hala devam ediyor. Eşek adası. Şimdi bunlarla oturup neyi anlaşacaksın? Neyi konuşacaksın? Kıbrıs meselesinde görüldü. Yunan tezine rağmen, bu anlam planına rağmen Yunan halkı evet dedi, kendileri hayır dedi. Çünkü neden? Şimdi nedenini anlatacağım. Evet, neden abi? Anlatacağım. Böyle hızlı hızlı geçelim istiyorum. Geçelim. Evet. Şimdi birincisi bu adalara sefer meselesi kanuna aykırıdır. Bunu yapanların mutlaka müeyyide uygulanması lazım. Adalara sefer kanuna aykırı. Evet. Bir bak istersen, bir kanuna bak. Büyükşehir Belediyesi kanununa bak. 7. Evet. Madde. Galiba P fıkrası. Bir oku bakayım bir zahmet. Evet. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizdeki taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Şimdi burada ne diyor bak. Büyükşehir belediyesi hudutları içinde. Evet. Demek ki deniz taşıması yapabilmek için büyükşehir belediyesi hudutları içinde olacak. Evet. İşletmek veya işlettirmek yani ruhsatını da ve yani hem ruhsat hem de kendin de işletirsen de ne olması bir şart olmazsa olmaz da belediye hudutları. Peki ben soru soruyorum. İstanbul belediye halkı için alınmış olan İstanbul bu deniz otobüsleri İDO. Kalkıp da Çeşme'den Sakız Adası'na veya Ayvalık'tan Midilli Adası'na, Kuşadası'ndan başka adalara gitmek için mi alındı? İki, madem öyle Yunan adaları Büyükşehir Belediyesi hududu içinde mi? Değil. Ruhsatını kim verdi o zaman? Yani sefer yapamazsın. Evet. Yani sefere çıkabilmek korsan için... Korsan mı oluyor abi bu seferler? Açıkça kanuna aykırı. İçişleri Bakanı bunu ihbar kabul edip iki belediye başkanı hakkında gereğini yapması lazım. Yapmazsa kendisi de ortaktır bu işe. Oo, bir saniye abi, çok ciddi bir... Evet. Kanun açık. Diyor ki Büyükşehir Belediyesi hududu... Bunun müeydesi bu dediğin minvalde bir şey. Müeydesini bilmem. Evet. Onu kendileri... Ama burada kanun ne diyor?
Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde diyor. Evet. Şimdi soruyorum, Midilli Adası, Sakız Adası, Patmos Adası Büyükşehir Belediye hudutları içinde mi değil mi? Değil. O zaman bu kanunu çiğniyor belediye başkanı. İşlem yapsınlar. Acaba bilmediğimiz bir protokol mü var iki ülke arasında? Ya, efendim kanun değişmesi lazım. İçişleri Bakanı reisi cumhur dahi olsa bu kanuna aykırı harekette bir izin veremez. Evet. Şimdi neden bunu oldu? Buna işte bak. Neden abi? Neden? Şimdi Paskalya bayramıyla Yunan Dışişleri Bakanı İstanbul'a geldi. O Paskalya töreni neticesinde Büyükşehir Belediye Başkanı da o törenlere katıldı kiliseden. Yunan Dışişleri Bakanı'yla da Patrik Hazretleri'yle de beraber oturdular. Evet. Hatta internette resimleri var. Arkadaşlar bulur da gösterirlerse iyi olur. Vatandaşımız da görmüş olur. Yani bunu. Tamam. Şimdi, hazır olduğunda yönetmenimiz onu getirsin. Şimdi burada bakın oturmuşlar. Evet. Bu tören bittikten sonra ertesi günü Yunan Dışişleri Bakanı Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ediyor. Evet. Şimdi soru. Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, Tayyip Erdoğan ve diğer belediyelerin hiçbirine gitmeyen Yunan Dışişleri Bakanı niye Ekrem İmamoğlu'na gitti ziyarete? Neden? Ah, şimdi nedeni şuradan çıkıyor. Adaları besle. Adaları besle. Çünkü neden? Adalara turist gelecek ama yeterli taşıt yok. Yeterli taşıt yok. Taşıt olmadığı için de bir kaynak bulmak lazım. Yunanistan imkanı yok. Türkiye'den de Ankara'da buna izin vermez. Herhalde diyoruz biz, tahmin ediyoruz. Yani öyle anlaşılıyor. Çünkü durduk yerden sen niye kalkıp da efendim belediyenin araçlarını Yunanistan'a turist taşımak için tahsis ediyorsun? Aklımıza o geliyor. Ve o zaman da herkes sordu, ya bu adam burayı niye ziyaret etti diye. Evet. Eğer bir şey görüşecek olsalar resimde de görüldüğü gibi Patrikhane'de görüşmüş olurlardı. Ne, bizim şeyimiz var ya, toplumda bir deyimimiz var. Bayram değil, seyran değil. Seyran değil, evet. Niye geldi bu adam buraya? Şimdi dolayısıyla burada öyle anlaşılıyor ki bu adalara İDO otobüslerinin meselesi herhalde konuşuldu ki. Evet. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi bu kararı aldı ve 3 noktadan efendim bu seferler başlatıldı. Evet. Şimdi gelelim, arkasından da ne propaganda yaptı? Şu yemek yazarlığı yapanlar, turizm şirketçileri dediler ki adalar çok ucuz efendim, tatile oraya gidin, şurada tabii bugün deniz kenarında Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris'te fiyatların yüksek olduğu bugün için geçerli değil ki, 10 senedir de oralar deniz kenarları yüksek. Çünkü neden? Adam 4 ay iş yapıyor, 12 ayın parasını çıkarmak için yazın yüksek fiyat yazıyor. Ben de karşıyım buna ama realite bu, serbest fiyat ekonomisinde bu böyle oluyor. Evet. Şimdi tabii orada şey de var. Ben bizim Türk esnafını, Türk turizmcisini savunmam da gerekir. Şöyle savunmam gerekir abi. Maliyetler açısından senin Yunan adalarındaki işletmeciler orada zaten yaşasınlar. Zaten orada sübvanse ediyorlar. Sübvanse alıyorlar. Teşvik ediyorlar. Ya ucuz olduğu da şüpheli. Ya bırak. Bizde kira maliyetleri çok yüksek. Yani burada bu Yunanların kılıcını sallayan adamların olduğunu söylemek için söylüyorum bunu. Evet. Nedir bu? İşte ucuz mucuz gidiyor. Bir de hani gidip de görülecek bir şey olsa yüreğim yanmaz. Neden olduğunu anlatacağım. Şimdi Kuşadası'nda Ayvalık'tan Midilli'ye devamlı sefer var değil mi? Evet. Senelerdir yazmış. Çeşme'den de zannedersem şey adasına, Sakız adasına devamlı var. Genelde alışverişe geliyorlar pazarlara. Bunda bir sorun yok. Kuşadası'ndan da Samos yani Sisam adasına var değil mi? Evet var. Bunun dışında işte Bodrum'dan da Datça'dan da Marsane'de var. Peki bir soru soracağım şimdi. Kuşadası'na tahsis edilen İDO hangi adaya sefer yapıyor? Hangi adaya yapıyor? Normalde nereye yapması lazım? Karşısında Sisam adası. Oraya yapmıyor. Didim'in karşısında daha uzakta olan Patmos adasına sefer yapıyor. Patmos. Hmm. Neden Patmos adası? Şimdi onu açıklayacağım. Neden abi? Neden açıklayacağım? Şimdi Patmos adası Hristiyanlık dininde, Ortodoks dininde kutsal bir yerdir. Haç merkezidir. Burada biraz 5 dakika hemen bir teolojik bir şey anlatacağım. Aziz Yuhanna Efes'e sürülüyor. O zaman Efes paganların elinde. Dolayısıyla o zamanın muktedirleri Yuhanna'dan rahatsız oluyorlar. Yani Hristiyanlık dinini yaydığı için. Bunu sürgüne gönderiyorlar. Nereye? Patmos Adası'na.
Patmos Adası'na gittiği zaman Yohanna kendisine efendim beyaz saçlı, sakallı efendim bir kişinin göründüğünü ve kendisine bir takım vahiy verdiğini söylüyor. Bu vahiy verme meselesi, hani görünme meselesi, şu bu yapma meselesi genellikle efendim hani o dinin kültünde var. Anlatabildim mi? Çünkü neden? Doğrudan doğruya bir şey aldım, vahiy aldım demiyor da işte birisi göründü de bana bunu yaptı, etti diye. Böyle yazarlarda çıkmıştır daha ileride. Evet. Bana yazdırdılar, ettiler falan diye. Şimdi orada bir mağara var. O mağarada 3 tane yarık var. İşte vahiylerin de bu yarıktan geldiğini inanıyorlar. Yani ne hikmetse yağmur değil, su değil. İniyor. Hadi onlar inanıyor. Biz inanmıyoruz. Neye göre inanmıyoruz? Kur'an'daki ifadelere göre inanmıyoruz. Peki ne oldu? Orada diyor ki 7 kiliseye mektup yazacaksın. 7 kilisenin efendim topluluğuna mektup yazacaksın. Evet. Yuhanna'nın bu kehanetleri veyahut da beyanları daha sonra Yuhanna İncili diye Kitab-ı Mukaddes'in sonuna ilave edildi ve bugün artık şeydi. Bu 7 kiliseye haber verecek. Bu 7 kilisede cemaate haber alınca kıyamet başlayacak. Şimdi inanış bu. Bu şeyin söylediği, Yuhanna'nın söylediği. Bu 7 yıl kaos yaşanacak ve 7 yıllık kaostan sonra İsa bu 7 kiliseden bir tanesine zuhur edecek, inecek ve 1000 yıllık Tanrı'nın krallığı, evet, altın çağ başlayacak diye inanıyorlar. Şimdi bu 7 kilise de o zaman mektup yazdığı, gönderdiği 7 kilise ne? Şimdi bu 7 kilise bu bizi neden ilgilendiriyor? Onun için. Bir de o altın çağ meselesini tırnak içinde ben aldım, daha sonra soracağım sana abi. Şimdi bu 7 kilise İzmir, Simirna, tamam mı? Evet. Bir tanesi Efes, Philadelphia, Alaşehir, Salihli, Akisar, efendim, Denizli, yani onların Latince isimleri de var. Bunlara şeyi mektupları gönderiyor. Bu inanışa göre İsa'dan sonra 2000 sene sonra bir kaos çıkacak. İşte 7 sene süren bir kaos çıkacak. Bu kaostan sonra İsa inecek. Yani Mehdi, Mesih'tir. Mesih şeyi inanışı. Mesih inecek ve efendim Tanrı'nın krallığı kurulacak. Peki bu ineceği 7 kilise bizim nerede? Bu vilayetler Ege bölgesinde. Bir tanesi. Yani bunlar böyle inanıyor. Şimdi bu işin egzajeri kısmını konuşacağım. Abi bu bir milli güvenlik meselesi değil mi şu an baktığında yani? Valla milli güvenlik meselesi buraya gelinceye kadar daha neler var neler. Evet. Şimdi bu 7 kilise kaos meselesi var ya. Şimdi 2000 tanesini hesap alırsan, İsa'nın da ölümü 2033 kabul edersen 2000 sene vurduğu ne yapıyor? 2033 mi yapıyor? Evet. Ha. Demek ki bunların beklentisine bu coğrafyada yani İsa'nın geleceği 7 kiliseden birisinde olduğu ortamda kaos çıkacak. İsa gelecek ve Mesih şeytanın ordularına galip gelecek. Şeytanın orduları dediği şey de Hazreti Peygamber şeytan olarak şey yapılıyor, tanımlanıyor burada. Açık açık söylenmese bile birçok teologun tefsirlerine ve yorumlarına göre efendim bu şey efendim tanım onu denk getiriyor. Çünkü mesela hurufatçıların söylediğine göre de Hazreti Muhammed'in ismi Ebced etrafıyla 666 ya, orada da 666 olarak Yuhanna şeyinde geçiyor. 666'nın orduları diye geçiyor. 666'nın evet, orduları. Öyle geçiyor. Şimdi demek ki biz 2024-33'e kadar bunlar bekliyorlar. Bu planı uygulamak için Türkiye'de kaos çıkaracak. Türkiye'de kaos çıkması için zemin hazırlanıyor mu? Bir tarafta terör örgütü PKK, bir tarafta 10 milyon ne olduğu belli olmayan her an
kışkırtmaya müsait mülteci. Bir taraftan FETÖ'cüler, evet. Bir taraftan efendim şeriat isteyen, hilafet isteyen gruplar, öyle mi? Bir taraftan ekonomiden bıkmış, etmiş, bezgin bir halk yapı gelince ülkeye bir kaos ortamı sürüklemek için zemin hazırlanıyor mu yavaş yavaş? Dolayısıyla ondan sonra Amerika'da gelip Selanik taraf, Kavala taraflarına da üstlerini kurdu mu? Evet. Kurdu. Türkiye her bakımdan sıkıştırılıyor mu? Sıkıştırılıyor. Buna inandıkları için bu kaosu bekliyorlar Mesih gelsin de. Bu Mesih şeyi, palavrası, ben öyle diyorum. Yahudiler de Kudüs'e inecek. Müslümanlar da Emevi Camii'nin efendim minaresine inecek. Evet. Böyle bir inanış var. Ya efendim öyle bir inanış ki Hazreti İsa gelecek, Mehdi'nin arkasında namaz kılacak, Müslüman olacak. Ya peygamber din değiştirmez ki, peygamberin tek dini var zaten. Hepsi bir Allah'ın kulu. Şimdi başka bir şey. Peki bu kaostan çıkan ne diyorlar? Armagedon diyorlar. Evet. Armagedon savaşı çıkacak. Armagedon savaşını Yahudiler bugünkü Suriye toprakları, Lübnan toprakları işte o taraflarda çıkacağını iddia ediyorlar. Halbuki Yuhanna'ya göre Armagedon bugünkü Efes civarına eski tarihte yani 2000 sene önce Efes zamanında Armagedon bugün o bugünkü bir Selçuk'ta olan Efes civarına coğrafya bölge olaraktan Armagedon diyorlar oraya. Şimdi buna inanmış bir karşımızda hatta bitişiğimizde bir kült var. Bir yüzyıl önce de bunun demosu yapılmış bölgede. Olabilir. Yani Kurtuluş Savaşı döneminde yaşananlar bunun bir şey demosu bir yani. Da. Şimdi hal böyleyken, durumdayken bu adamlar bunu çırtkanlık yapıyor, hazırlık yapıyor. Şimdi diyorsun ki Yunanistan'dan biz barış yapalım, ne yapalım? PKK'lıları kucak açan, besleyen o değil mi? FETÖ'cüleri şimdi besleyen, eden o değil mi? Tabii hep oradan kaçtılar. Yani Türk neresine dostluk yapacaksın? Yani Yunan askerinin denize geri ittiği bir tane FETÖ'cü yok abi. Ama Suriyeli evet. Mülteciler hep geri itiliyor yani. Evet. Şimdi hadi onu bırak o tarafa. Şimdi bu Yunanistan, bu yedi kilise meselesi, Küçük Asya, Megalo ideası olduğu müddetçe nereye barış yapacaksın? Bir söz var biliyor musun? Üç tane Yunanlı bir araya geldiği zaman efendim şeyden konuşurlarmış, Türk düşmanlığından. Beşi bir araya geldiği zaman ise Megalo ideadan konuşurlarmış. Yedisi bir araya geldiği zaman dernek kurarlarmış bu Megalo ideadını. Böyle bir sözleri var onların. Evet. Ya milli marşlarında bile Mora Destanı diye Mora isyanı çıkan Türk düşmanlığı üzerine olan bir milli bir şeyleri var. Başladım. Ben burada bunları söylerken Yunan düşmanlığı, Yunan halkı gibi için savunmuyorum. Karşı tarafın yani Yunanlıların düşüncesini, fikriyatını, politikalarını ve stratejilerini söylüyorum. Peki abi kamu diplomasisi açısından bakarsak olaya. Hani soft power kavramı var ya, iyilik yaparsan işte böyle bir bu durumdan baktığında sanki biz böyle soft power yapıyor olamaz mıyız? Ya, bu onların bir milli politikası var. Megalo idea, evet. Küçük Asya, Minor Asya ve Türkiye'yi bu toprakları ele geçirmek, şimdi, almak. Bundan vazgeçmez bunlar. Geçmezler mi diyorsun? Geçmeler mümkün değil. Biz kamu diplomasisinde ne yapıyoruz abi? İşte dezavantajlı ülkelerin çocuklarını kendi ülkemizde okutuyoruz. Şimdi kendi ülkelerine gönderiyoruz. Yani bu bir kamu diplomasisi. Ya da gidiyoruz işte bazı ülkelerde bizim ülkemizin insanların işte kurban bağışlarını gidip orada kesiyoruz. Bu bir kamu diplomasisi, soft power. Benzer bir ilişki iletişim şimdi, Yunanistan halkıyla bu, kurulamaz mı yani? Şimdi bu Yunanlıların bu ana fikri, evet. Bu Armagedon, yedi kilise meselesini anladın mı? Evet anladım abi. Ha. Şimdi bak, buradan bir noktaya geleceğiz. Ya burada bir plan var diyorsunuz. Bir plan, daha da planı daha arkasını da anlatacağım. Evet. Şimdi 1918'de İstanbul işgal olduğu zaman İngilizler Anadolu'yu bölüp parçalamak için kalktılar, kağıt üzerinde de olsa şu devletler kurdular. İzmir'de İonya Devleti. Evet. Kuzey Anadolu'da işte Karadeniz'de Potamya Devleti. Potamya. Pontus Devleti. Bir devlet daha kurdurdular. Marmara Devleti. Marmara Devleti İstanbul'da kuruldu. Evet. Merkezi de bugün Hebeada'daki efendim bir okul diyorlar ya hani şey okulu ruhban şey. Okulu. O ruhban okulunda iki sene Bizans bayrağı dalgalandı.
Lozan imzalanıncaya kadar. O zaman bu işleri organize eden Patrik olduğu için 1924 senesinde Patrik'i gemiye bindirdi Atatürk, Yunanistan'a gönderdi. Trene bindirdi, o Yunanistan'a gönderdi. Daha sonra bir başka Patrik geldi. Ve Atatürk'ün meşhur sözüdür o. Patrikhane bir fesat yuvasıdır. Behamayel yurt dışına çıkarılmalıdır. Yunanistan'da olması daha uygundur diye. Çünkü buradaki Yunan işgalini organize eden Patrikhane'ydi. Osmanlı zamanında da benzer hadiseler olduğu için bir patriğin bir tanesi biliyorsunuz Patrikhane'nin kapısında idam edilmişti. Evet. Onlar da yeniden Bizans devleti kuruluncaya kadar o kapıyı kapalı tuttuklarını ve o kapı hala ana kapı kapalıdır. Şimdi ben onu diyeceğim. Senin önünde bir gazete küpürleri var abi. Eskiden geleceğim köşe yazıları var. Geleceğim oraya. Şimdi konu dağılmasın çünkü. Şimdi bu meseleler böyle gelişmişken bak. Bir şeyler tekerrür ediyor sürekli değil mi? Hayır, politikanın devamını, sürekliliğini değişen bir şey olmadığını söylüyorum. Yani bunlar Avrupa Birliği'ne girdi, bir şey oldu, değişmiyor. Bunun üzerine bakın bu gelişimler üzerine şimdi bu Heybeli Ruhban'ın kolunda 2 sene tıpkı Roma papalığı gibi bir patrikhane devleti kurulmak istendi İngilizler tarafından. Bu olmadı. Lozan'dan bitti. Lozan'da patrikhane meselesi efendim gündeme gelince şu karar çıktı Lozan'da. Patrikhane idari, siyasi ve yargısal yetkilerine son verilmiştir. Sadece bir dini kurum olarak yani evet. Teolojik kurum olarak kalacak ve Fatih Kaymakamlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek diye. Aşağılanmış mı oluyor böyle? Hayır. Yani diyor ki bu patrik yargılama yapıyor. Halbuki benim kanunlarıma göre değil, kendi kanunlarına göre yapıyor. Ondan sonra siyasi faaliyetlerde bulunuyor. Onun yaptığı siyasi faaliyetler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi faaliyetlerine aykırı olabilir, zarar getirebilir. Nitekim örneğini vereceğim şimdi. Ondan sonra ayrıca o yetmiyormuş gibi bir kiliseyi idare ediyorum diye Türkiye sınırları dışındaki kiliseler üzerine tasarrufta bulunuyor. Onun için bunu son vermek için ekümeniklik sıfatını Lozan kaldırmıştır. Lozan'da kalkmıştır. Şimdi yani Vatikan vari bir şey mi kuruluyordu? Tabii Vatikan bütün Katolikleri hepsi idare eder. O bu da öyle diyordu. Daha önce yapıyordu bunu. Çünkü Osmanlı ulusları içinde olduğu için yapıyordu ama. Hatta bu konuda Rusya ile araları açılmıştır. Rus patriği geldi. Bu Ukrayna'nın otonomluk meselesi için anlaşma olmadı. Rus patriği akşam yemeği gelmek çekti gitti. Daha sonra bundan şeyden önce bu Rus ve Ukrayna savaşından önce Ukrayna kilisesinin ya patrikliğinin otonomluğunu verdi patrikhane. Bak evet. Gene dışarıdaki yani bu Lozan aykırı olaraktan idari ve siyasi yetki şeylerini kullanıyor. Yani Lozan'ı çiğniyor. Bu suçtur. Yani yetkililerin bunu altını çizerek söylüyorum. Şimdi biz bunları konuştuk ya. Geçen hafta ne oldu? Geçen hafta Patrik Hazretleri İsviçre'ye gitti. Ukrayna barış görüşmelerinde masadaydı. Bizim Dışişleri Bakanı orada. Türkiye Devleti'nin temsilcileri o var. Patrik'in ne işi var orada? Bu suç değil mi? Lozan'da... Yani Atatürk'ün haklılığı bir kez daha teyit oluyor şu an. Aynen öyle. Yani Atatürk ne yaptı? Soy yapılmalı diyorsun bugün. Tabii canım. Hayır. Otursun oturduğu yerde. Aynı kanun Lozan'ın yaptığı gibi. Kimse bir şey demez. Herkes saygı gösterir, hürmet gösterir. Ki sonra... Şimdi mesela ben Gıyaben'de arkadaşlarımdan, bilenlerden diyor. Pantelimoz'u çok... Yani nezih bir insan, çok iyi ama onun siyasi yönü, fonksiyonları farklı bir şey. Bunu karıştırmamak lazım. Ama yani gidip de Türk Dışişleri Bakanı'nın olduğu bir ortamda ülkeyi temsilen Ukrayna barış görüşmesinde Ortodoks Patriği'nin burada ekümeniklik yetkisini tescil etmek için onu çağırdılar. İşte burada da bir paralellik yok mu abi yani baktığında? Bak şimdi iş nerelere şimdi, gidiyor? Paralellik var yani. Paralellere gidiyor. Şimdi şöyle bir mesele oldu. Bunlar ekonomik meseleler konusu ortadan kalkınca bu Patmos Adası var ya. Evet. Yuhanna'nın olduğu yer. Orada bir St. John Kilisesi var. Orada efendim ikinci bir merkez olarak kabul edildi. Çünkü İslam ülkesinde bir patrikhanenin faaliyetinin hür ve serbest yapılmadığı için hem de
Aziz Yuhanna'nın orada sürgünde yaşamasından ötürü orayı haç merkezi ve kutsal bir yer yaptılar. Nitekim Papa 1997 senesinde Patrik Bartolomeos Deniz Temiz Derneği ile beraber oraya bir gezi yaptı. Efendim çevre konulu bir gezi yapacağız diye. Bütün işte kendini sevenlerle topladılar bir sürü basın. Gittiler. Orada gidenler ne görsünler? Bizans İhya programı gördüler. Bizans bayrakları altında St. Paul Kilisesi'nde orada efendim St. John pardon değiştiriyorum. Ve törene katıldılar. Geldikten sonra bir sürü şey yaptılar. Televizyonlarda aykırı ve menfi konuşmalar yaptılar. Şimdi Patmos Adası bu bakımdan Yunanistan'ın adalarının oradaki adaların içinde İstanbul'dan sonra yani en önemli bir haç merkezidir, dini merkezdir. Şimdi benim burada altını çizmek istediğim, konuşmanın başında söylediğim Kuşadası'ndan efendim normalde Sisam'a gitmesi gereken deniz otobüsü, İstanbul'a deniz otobüsü niye Patmos Adası'na gidiyor? Acaba Yunan Dışişleri Bakanı mı rica etti? Evet. Acaba Patrik mi rica etti? Ya oraya hacıları götürüver diye. Bunun cevabını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile Ekrem İmamoğlu cevap versin. Ben bir vatandaş olarak merak ediyorum. Ha, Sisam Odası'na gitse bir derece diyeceğim. Ama niye daha uzak Bodrum'un karşısındaki adaya götürüyor? Bunu ben vatandaş olarak bilmek istiyorum. Bundan da ötürü İçişleri Bakanı, sen bu işte görevini yap. İkincisi Turizm Bakanı. Bu gezileri, Yunan adalarına gezilerin bir furyasını başlattın. Sen bir turizmcisin. Senin de şirketlerin var. Senin şirketlerin bu işin içinde mi değil mi? Açıkla. Yunanistan adalarının kalkınması için sen bir turizm bakanı olaraktan onlara mı destek oluyorsun? Bunları bir bilmemiz lazım bizim. Evet. Milli Eğitim Bakanı. Son zamanlarda duyuyoruz. Heybeliada ruhban okul açılacağını söylüyor. Açamazsın. Açarsan iki sene Bizans'a merkezlik yapmış Marmara Devleti'nin meşrulaşır mı? Yapmış olan şeyi sen efendim sözde Bizans hayalini kuran adamların işini yapmış olursun. Yapma bu işten vazgeç. Heybeli eğer Rumlar ruhban okul açacaksa İstanbul'da bir sürü boş okul var. Rumlar Rum Vakfı'na ait patika orada açsınlar. Niye Heybeli isyan ediyorlar? Çünkü neden? Armagedon'u bekliyorlar. Yeni Bizans'ı kurmak için, sözde Bizans efendim hayalini canlandırmak için ve papalık gibi bir patrikhane devleti kurmak için el altından çalışıyorlar. Durmadan çalışıyorlar. Şimdi sen biraz önce sordun. Evet yani tekerrür ediyor birçok şeyler. Bu gündem daha önce de Türkiye'de defalarca kez bu konu gündeme geldi ki 1997 senesinde 4 gün bir dizi halinde bu konuyu o zamanki eski Türkiye'nin eski takvim gazetesinde köşe yazısı yazdım. O zaman ana haber kaynaklarına konu oldu falan filan. Bu gördüğün elimdeki yazılar o yazılardır. Tamam mı? Ve o zaman bunu zamanın hükümeti ciddiye aldı. Evet, Bizansçılar 1, 2, 3 diye yazmışsın. Evet, evet. Burada da var daha Bizansçılar yazısı. 4 burada. Evet. Şimdi o zaman ciddiye aldılar ve bu işin üzerine gittiler. Şimdi hatta bu konuda halktan da büyük bir tepki geldi. Şöyle bir tepki geldi. Patrik bir Karadeniz gezisi düzenledi. Kardeşlik ve barış gezisi diye. Esasında bu Patmos Adası'ndaki Bizans kutlamaların akabinde gerçekleşen bir gezi. Evet. Trabzon'da ayin düzenlemek için falan. O zaman Trabzon'daki milliyetçi gençler gösteri yaptıkları için gemi uğrayamadı orada ve geri döndü. Geri döndü. Çünkü halkta çok büyük bir tepki oldu. Yani ne oluyor bu diye. Bir tane Hristiyan'ın olmadığı yerde bu nedir? Daha sonra bu Patmos Adası'na giderken, bu kutlama gemisine giderken bazı gazeteciler bir televizyon dediler ki ya madem böyle bu siz buraya Bizans kutlamasına mı gidiyorsunuz yoksa çevreyle ilgili bir gezi mi yapıyorsunuz? Bu sefer Patrikhane sözcüsü dedi ki evet dedi biz dedi çevreyle ilgili bir gezi. O zaman dedi siz çevreyle ilgili dedi gezi yapıyorsanız
Niye de Türkiye'den, bakanlıktan veyahut da ilgili çevre kuruluşlarından bir tane kişi yok burada? Eğer madem o zaman Kriton Körü diye bir Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi dedi ki böyle bir dedi masum bir gezi için dedi bir efendim çevre gezisi için dedi veyahut da biz dedi işte için niye dedi Diyanet'ten din adamları yok falan gibi böyle laf etti. Onun üzerine tabii ortalık bizim dediğimiz teyit oldu. Demek ki bunlar orada ayin yapmaya gidiyorlar. Yani sonra çevre, bir dinler arası diyalog kavramı çıktı. O başka bir şey. Onu ayrı konuşuruz. Şimdi bunun üzerine Patrick bir demeç verdi. Şimdi o demecin önemi, onu sana okuyacağım. Dedi ki, biz dedi, şöyle diyor, muhabir soruyor. Müslüman din adamlarına TV'de hakaret edip meydan okuyoruz, okunuyor. Ne münasebet falan diye söyleyince, söylediği şu. Adamın, bizi anlayan yok. Patrick söylüyor bunu. Bizi anlayan yok. Hakiki din adamı iseler aynı yolda yürüyeceğiz. Dinlerin gayesi insanların ve milletlerin arasında sevgi, dostluk hislerini yaymaktır. Bu uğurda çalışmaktır. Şimdi bak. Dinlerin gayesi neymiş? Sevgi, dostluk hisleri yaymak. Filistin'de görüyoruz. Sevgi ve dostluk. Öyle mi? Ege Adaları'nda görüyorsun. Denizde boğduklarını. Kurtuluş Savaşı'nda gördük. Kurtuluş Savaşı geçti. Hadi bu yeni daha. Bir de diyor ki hakiki din adamı iseler. Yani kimi söylüyor? Diyanet. Şimdi Diyanet ağzını açıp bunları hakiki din adamı olmadığını ağzını açıp konuşabildi mi? O zaman Patrick haklı. Hakiki din adamı olsalar gereken cevap verir. Bunun cevabını vermek bana sana mı düştü? Gazeteye ve basına mı düştü? Her türlü fesatın başında olan adamlar hem dine adamlarına hakaret edecekler hem de yapılan zulümleri, şeyleri görmezden gelecekler. Üstüne üstlük ev sahibini bastıracaklar. Bastıracaklar. Zeytinyağı evet. Gibi üste çukuk. Çünkü dinlerin diyor arasında da sevgi ve dostluk hisleri yaymaktadır diyor. Hani ne siz ne dostluk hisli yaptınız? Gazze'deki Yunanistan'da hani dostluk hissi diyorsun ya bizim büyük başkonsolosumuz efendim bir törende orada işte Batı Trakya'da bizim soydaşlarımız var ya. Gümülcine işte İskeç o bölgede. Oradaki efendim ateşemiz başkonsolosumuz Kemal Gürbey. Konuşması esnasında Batı Trakya Türkler için soydaşlarımız dedi kelimesi. Yunan hükümeti hemen Türkiye'ye nota verdi. Onlar sizin soydaşınız değil. Ve başkonsolosluk geri çekildi. Kriz yaratıldı ve başkonsolosluk geri çektik. Şimdi bunun mu sevgi dostluk meselesi? Yani Yunanistan'ın hilesini, hurdasını... Hoşgörüsüzlük. Yani hangisi şey, el uzatsan, yardım etsen hep suçlusun. Nitekim bak basit bir hadise. Yani iki tane çok çarpıcı örnek vereceğim. Bir tanesi bizim devlet yetkilileri bir şeyi Yunanlı buradaki başkonsol çalışan ateşeyi casusluk yaparken yakalıyor. Yunan hükümeti diyor ki komplo kurdular benim diyor şey mi ateşeme diyor. Ama komplo kuracak ne var yani? Adamı zorla casus yapmış. İkincisi İstanbul'da 1985 ile 90 arasındaki imar hareketleri esnasında Haliç ve temizleme hareketi ve kolektörler kullanılacak. Orada da bir sürü azınlıklara ait, Rumlara ait efendim yerler var. Bir malumunuz kolektörler yerin altından 7-8 metre gidiyor. Ortaköy'de bir ortaokul var. Kapalı Rum ortaokulu. Hiç talebesi yok. Onun bahçesinin altından boru geçmek gerekiyor. Şikayet ettiler Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği'nden heyet geldi. 6 ay uğraştılar geldi. Sonra Avrupa Birliği dedi ki ya bunu bir şikayet edecek bir taraf yok. Okul yerini altından bahçesinden boru geçirecekler. Bu şikayet edecek bir şey mi? Azınlıkların efendim mallarına tecavüz ediyorlar, mallarına el koyuyorlar, Rumlara şöyle yapıyorlar, böyle yapmışlar yazdılar. Yani bu mu sevgi, dostluk? O zaman Patrikhane sen niye ağzını açmadın? Evet. Şimdi bizi idare edenleri söylüyoruz. Şimdi bunlara ait olmayan, Patrikhane'ye vakfa ait olmayan malları verdiler. Tamam hadi bir şey demeyelim onlara. Peki sen ruhban okulunu açmaya kalkıyorsun. Ne hakla açıyorsun ya? Bu bir. İkincisi Patrik kendisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Tamam. E peki 30 senedir niye ziyaret etmemiş de bu Ekrem'i ziyaret etmiş? Yoksa Yunan galip gelsin diyen Akçabatlı, efendim, Fesli, Kadir var ya, onun yolunda mı gidiyor Ekrem? Gerçi bu da Akçabatlı da, hadi önemli değil. Bu ne samimiyet ya? Sen belediye İstanbul'daki kooperatif başkanlarını gezi yapıyorsun, Yunan'ı Atina'ya götürüyorsun. Atina'dan belediyecilik mi öğrenecek bu adamlar? Evet, ilginç sorular. Bunlar hepsini alt alta koyduğun zaman benim aklımda başka sorular meydana geliyor. Bu Bizansçıların ekmeğine yağ süren adamlar mı var? Çünkü neden? 15 Temmuz hadisesinde suçüstü yakalanan Amerika ve onun Türkiye'deki yerli işbirlikçileri gibi bugün bilmediğimiz kripto işbirlikçi, bizden görünen, devletten, milletten yana görünen kripto Pontusçular, Bizansçılar mı var? Bunlar varsa devlet ne yapıyor? Uyuyor mu? Şimdi bu işleri biz doğru dürüst tam bilmeden, mesela emekli generallerimiz, diplomatlarımız, ilim adamlarımız televizyonlarda halka aydınlattılar. Mesela bunlardan bir tanesi de bu müstafi tüm general Cihat Yaycı var. Evet. Kitapları çıktı. Öyle şeyler anlattı ki biz hiçbir şey bilmiyormuş. Onların sayesinde öğrendik. Bir mavi vatan meselesi diye Türkiye devletinin çok büyük menfaati olan bir mesele ortaya koydu. Evet, özellikle Akdeniz. Evet, yani bu o kadar hayati bir mesele ki inanılmaz bir şey. Şimdi böyle bir hem ilim sahibi hem meslek sahibi amirali bir baktık ki bir gecede görevden aldılar. Sen böyle kahraman olmuş, başka generalleri de görevden aldılar. Zamanın efendim Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar. Akar. Sen bu adamların suçu varsa açıkla. Bunlar halkın gözünde kahraman olmuş insanlar. Şimdi ben bütün bu anlattıklarımdan sonra bilmediğimiz bir yapılar, hizipler var da Cumhuriyet'ten yana Atatürk'ün yolunda milletini seven bu devlet yöneticilerinin birer kıyıma uğramasına anlam veremiyorum. Bir vatandaş olarak Aydın'dan kutsal topraklara gemi gönderen belediyecileri anlamıyorum. Ve bunlara hala ses çıkarmayan, işlem yapmayan İçişleri Bakanı'nı anlamıyorum. Bana birisi anlatsın bunu. Cihat Paşa neden görevden alınmış? Bana anlatsın. Mavi vatan buldu diye mi alındı? Onun için fincancı katırlarını ürkütmek diye bir tabir var abi. Ya Emin'cim, ben bu yaşa gelmişim. Bu kadar akademik çalışma yapmışım, tecrübem var. Ben bunları konuşmayacağım da berber çırağı mı konuşacak? Evet. Ben yani şu söylediğimiz konu basit bir mesele mi? Büyük hakikatler var abi. Adamlar 2033 senesinde Armageddon olacak, Türkiye'de kaos çıkacak, bu toprakları geri alacağız, şeytanın orduları yeneceğiz diye iman etmişler. E biz bunları anlatmayacağız mı vatandaşa? Ne anlatalım yani? Kaldı ki bu topraklar çok büyük acılar yaşadı. Yani ne diyorsun ya? Anlatmamıza gerek yok. Sen biliyor musun ki bugün Filistinlilerin çektiğini, yani İsrail'in yaptığını, Yunanların eline geçse aynısını yapmayacağını bilir misin? Daha beterini yaparlar. Yaptılar geçmişte abi. Kıbrıs hadiselerinde gördük, ettik. Yaptılar geçmişte. İskarbi de yaptılar. Burada yakmadıkları köy kalmadı. Tabii tabii. Toplu katliamlar, katliamlar yaptılar. Yani köşkte Karatepe var. Yahu 40 bin kişiyi jenosit yaptıkları için daha sonra Minor Asya'nın mağlubiyetin sebepleri de mahkeme kurdular. Efendim. Şimdiki İngiltere Kralı'nın dedesini, o zaman Veliaht Prens'ti, suçlu buldular. Adam kaçtı gitti. Ama onunla beraber 100 kişiye yakın insan kurşuna dizdi o zamanki şeyi. Siz yüzünüzden biz Küçük Asya'yı kaybettik diye. Ve siz bu jenositleri, ırza geçmeleri niye yaptınız diye. Biz söylemeyiz bunu. Kendilerinin mahkeme kayıtları var. Yayınlandı. İnternette de var bunlar. Açıp bakabaksın. Şimdi bu tür bize bütün dünyanın her yerinde, ortak Avrupa Birliği'nde, Birleşmiş Milletler'de, her yerde Türkiye'nin ayağına çelme takan, maalesef yollarına mayın döşeyen bir Yunanistan'la her türlü şekilde barış yapalım diye taviz vere vere nereye kadar geldik ya? Böyle şey olur mu? Ha, Yunanlılar neden anlıyor? Güçten anlıyor, kuvvetten anlıyor, 9 Eylül'den anlıyor. Başka bir şeyden anlamıyor anlaşılan. Evet. O bakımdan evet. Bu söylediklerim konu
1997 senesinde... Evet. Bir düzeltme yapmamız gerekiyor abi. O dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar değil, İlker Başbuğ. Ha öylemiş mi? Evet. Hangisi? Cihat Yaycı dönemi. Hayır, Hulusi Akar. Hulusi Akar mı? Evet. Yanlış düzeltme değil, Hulusi Akar. İlker Başbuğ hapiste miydi, oralarda mıydı? Yani dışarıdaydı, Hulusi evet. Çok yanlış. Ben hani Hulusi Paşa'yı şey için söylemiyorum, yani evet. Tenkit etmek için söylemiyorum. Yani onu tayin eden zihniyeti eleştiriyorum. Yani yoksa ben ne o tanırım ne o Berkinler. Yani ancak açık kaynaklardan gördüğüm ettiğim şekilde söylüyorum. Yani bu ordudaki bu olan dışı tasfiyelerin bir sebebi olması lazım. Ki o paşa aynı zamanda fetometre gibi bir şeyi uyguladı ve orduda birçok efendim kriptoyu ve şeyi çıkardı. Evet. Yani bu mesele bir şeyi müdafaa etmenin ötesinde bir zihniyeti bir ortaya koymak için söylüyorum. Evet, sen Bizansçılığa karşı... Efendim yeni Bizansçılığı hortlatmak istiyorlar, işte hadise bu. Evet. Bu bir dolaylı Haçlı Seferi'dir, yeni bir Haçlı Seferi'dir. Adamlar Armagedon'a inanmışlar, Armagedon Efes'te olacak diyorlar. Yahudiler de efendim Hatay tarafında olacak diyorlar. Böyle bir kültün içinde gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Evet, bu söylediklerinin hepsi bana göre abi çok ciddi milli güvenlik meselesi. Ülkenin tabii Milli Güvenlik Kurulu'nda eminim bunlar konuşuluyordur, değerlendiriliyordur. Acaba? Yerel yönetimlere kadar sirayet etmiş, yerel yönetimler bu işin içine dahil olmuş durumdaysa senin söylediğin gibi biraz da damarlara bulaşmış enfeksiyon. İyice uç damarlara, kılcal damarlara gelmiş demektir burada. Başka bir mevzu var. Yani ben bunu bir tıbbi terimle enfeksiyon olarak, büyük bir enfeksiyon olarak algılarım abi. Yani senin anlattıklarına. Umarım sen haklı değilsindir. Umarım senin endişe ettiğin gibi değildir gerçekler. Umarım bu ülkenin, bu devletin ciddi manada bu anlamda çalışmaları vardır. Ve burada söylediğin sözlere dair bir takım yanıtlar, sorduğun sorulara da bazı cevaplar gelecektir diye umuyorum. Sen öyle ümit et. Ben de senin gibi hani Yunanistan'da barış köyü olsun istiyorum. Halklarımız karışsın. Türk 10 milyonluk Yunan nüfusu Türkiye için çok ufak bir şey. Evet. Değer. Fakat onlar öyle durmuyorlar. Yani 3 milyonluk Ermenistan'ı nasıl Türk dünyasını karıştırmak için kullanılıyorsa onlar da kullanıyor. Bunları biliyoruz biz. Ama... En son Ermenistan Başbakanı çıktı şey dedi ya soykırım yok dedi. Ya, en son zaten hani doğru. Şimdi seni öyle dedim. Bak ben bunu tam 97 sizinde yaklaşık 30 seneden 25 sene önce yazmışım değil mi? Evet. Patrik yetkisi olmadığı halde siyasi, idari işleri karışıyor. Kendini ekumenik yapmak için Türkiye'nin başını belaya sokacak laiklik, diye. Laiklik tehdit altında değil mi bu anlamda baktığında? Hepsi dahil. Şimdi bu da laikliği tehdit. Tabii. Yani şey... Hayır, Türkiye'nin başına dert açar kardeşim ya. Evet. Neye açar? İşte Rusya dedi ki ya senin dedi bir dedi patriğin nüfusun altındaki patrik bizim dini işlerimizi karıştı. Ukrayna'ya otonomluk verdi dese sen ne diyebileceksin? Evet. Şimdi dolayısıyla bak 25 sene önce yazdığım yazı bugün ispat oldu. İsviçre'deki barış görüşmesinde ne işi var? Orada ekümenik sıfatıyla oturuyor. Çünkü neden? Herhalde kalkıp da bir dini görev yapmıyor orada değil mi? Ayin yönetmiyor. Ne yapıyor orada? İdari görev yapıyor. Hani bir oradaki yemekten sonra yemek duası okumayacaktır herhalde abi. Yani şimdi yani orada Zeki abi toparlayalım. Süremizin de yani söylemek istediğim konu şu. Bir, özetleyecek olursak. Lozan'a göre idari, siyasi ve yargı görevi olmayan patriğin barış masasına oturtulup bu görev icra edilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Lozan'ı çiğnemesi, kendi kendini inkar etmesi demektir. Bu düzeltilmesi lazım. Bir. İkincisi, Bizans hayalcilerinin, Armagedon savaşçıların ve Mesih beklentisi içinde olanların Türkiye'deki kaosu bekleyip efendim bunun gerçekleştiğine iman edip de Türkiye'yi karıştırmaları ayrı bir mesele ve bu konuda da Bunların değirmenine su taşınması. İstanbul Belediyesi, İstanbul halkının hizmet için alınmış otobüsleri Yunanlı esnaf iş yapsın diye onların efendim bizim buradan o tarafa sefer düzenlemesi, müsaade etmesi hem suçtur hem ayıptır. Kuşadası Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin buna ortak olması onun ortağıdır. 100 yıl önce bu topraklarda Yunan'ın tecavüz ettiği nenelerimize,
annelerimize, hepsine. O gün Yunan'ın öldürdüğü dedelerimize yapılan büyük ayıptır. Evet. Yani hatıratımıza ayıptır. Geç mazimize tarih, aşağılık kompleksi evet. gibi nedir bu Yunan adalarının ne şeyi var? Tabii bunun yasal olarak da... Tekrar söylüyorum. İçişleri Bakanı'nı göreve davet ediyorum. Evet. Abi mevzu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok önemli, çok kıymetli bilgiler paylaştın bugün burada bizlerle. Önümüzdeki günlerde bugün burada paylaştığın bilgilere yönelik geri dönütler ve başka detaylar olursa... Bu işin takipçisi olacağız. Evet, yine konuşalım. Bu biz işin... Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Belki bizim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı bunun böyle olduğunu bilmeyebilir. Bilmeyebilir. Şimdi evet. bugün öğrendi. Bugün öğrendi. Desin ki ben bu işi bırakıyorum desin. Biz ama kendisi hukukta, tebrik teşhis ediyoruz. Hukukta bir şey var abi, bilmemek... Hani bu maksatla yapıldığını yani, bilmeyebilir. İşte kanunu bilmemek... Patmos Adası'nın durumunu bilmeyebilir. Evet. Sisem Adası dese bu kadar konuşmayacaktım evet, bunu. Şu an öğrenmiş oldu. Şimdi öğrendi. Şimdi öğrenmiş ama oldu. İmamoğlu için bunu söyleyemem. Evet. Çünkü tesadüf evet. değildir. Evet sevgili izleyenler, Bir Kuş Bakışı programında sonuna geldik. Yunanistan ve Türkiye ilişkilerini, Ege Adaları'nda yaşananları kuş bakışı baktık. Hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar'la beraber Zekai Savaşlar'ın çok önemli tespitleri, değerlendirmeler oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesi P bendine göre de suç işlediğini, bu suçun bir an önce durdurulması gerektiğini, bu konuda İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın da hemen hızlıca ivedilikle olaya el koyması gerektiğini söyledi. Tarihten ve günümüzden verdiği örneklerle olayın ciddiyetine dikkat çekti Sayın Savaşlar. Biz de bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.